Bir önceki Osmanlı Savaşı'nda yediği dayağı beğenmeyen Napoliler bir kez daha savaşta karşı karşıya bıraktılar bizleri. Gerçi biz dayak yemiştik savaşta belki ama sonuç olarak Osmanlı kazandığı için biz de kazanmış sayıldık. Ama maalesef Osmanlı bizi sattı bu sefer. Ah Osmanlı, o kadar övdük seni. Şu heybetine yakışıyor mu be kardeşim ya? Gözünü seveyim, şu heybetine yakışıyor mu? Burada ne olmuş bu arada? Ha. Aferin, güzel. Neyse, bu savaşı bitirip hemen dostluk kurmak istiyoruz zaten Osmanlı kardeşimle. En büyük isteğimiz şu an o, her şeyden önemlisi o. Ve klasikleşmiş bu tür devletlerle oynarken, gücünüz zayıf ve karşınızda güçlü, devasa bir ülke varken, deniz avantajınız da varsa, kullanmaya yönelik bir strateji uygulama derdindeyiz. Bakalım bu bölümde neler yaşanacak diyoruz ve kaldığımız yerden devam edelim. İzleyelim bakalım. Şu ana kadar iyi sonuçlar aldık. İsteğimiz bunları devam ettirmek. Ha, amir diye bir şey kalmadı ülkede. Artık yani yeter be. 6 loyalty'si var ya. Abicim bunlar ne böyle sayıla mı veriyorlar? Oyun bozuldu mu acaba sürekli kötü şeyler? Diyeceğim değil. Bunlar zaman zaman yaşadığımız şeyler. Şu an sadece biraz gerginiz. Ülke toparlamaktan artık harbi uğraştırıcı bir şey. Her gittiğimiz ülkede yeniden toparlanma. Aslında bu seri o yüzden güzel. Bazen arkadaşlar bakıyorum işte ya çok ara verildi vesaire sıkıldı diyenler olabiliyor. Aslında öyle bir seri değil ki bu. Yani sürekli devam eden bir seri değil ve her gittiğimiz ülkede yepyeni bir macera ve yeniden başlıyoruz oyuna adeta. Hep söylerim ilk 50 yıl oyunlarınızla başladığınızda normalde bir ülke seçip ilk 50 yıl içerisinde altyapıyı oluşturursanız gerisi zaten biter. Ama bunda öyle bir şey yok şimdi. Her gittiğimiz ülkede yeniden başlıyoruz. Yeniden bir 50 yıllık sürece ihtiyacımız var gibi. Zaten 50 yılda ülke değiştiriyoruz. 50 yıl içerisinde çok rahat. O yüzden bu yönden bence çok farklı ve güzel bir seri oldu. Beni de çok yordu yani bu yönden diyorum ya. Git o ülkeyi yeniden topla, düzenle. Bir daha yükselt. Öbürüne geç, bir daha yap aynı şeyleri. Uğraş dur kardeşim. Ne güzel değil mi? Güzel. Saygılar İspanyoller. İspanyollerle Portekizlilerin müttefiklikleri bitti. Bundan yararlanmak istiyoruz. Ama orada önemli bir detay var. Öncesinde bir Osmanlı müttefikliğini istiyorum ki bunu kaçırmayalım. Şu savaşı da bir bitirmemiz lazım. Önce bir savaştan kurtulalım. En büyük derdim o. Bu toprakları alıp çıkarsam çok da güzel olur. İstediğimiz de bu zaten. Tek şunların taşıma gibi, ha, şu taşıma gemilerini bir yakalayayım ya. Kaçma, gel buraya. Gel buraya. 31 tane gemi. Ha, onlar şey taşıma gene. Çekilmiyor değil mi? Çok güzel. Orada bir yakalayayım sizi abi. Zahmet olmazsa. Çok güzel. O donanmayı bir yok edelim. Ama çekiyor yani. Yapay zeka bunu yapar. Çekti. Güzel. Donanmasının tamamen yok olmasına izin vermiyor. 31 tane. Şuna saldıralım. Bir de ona hasar verelim. Bana birkaç tane daha büyük gemi lazım. Galeyi de alabiliriz. Tamamdır. Bu savaşın bize ekonomik yönden maliyetleri çok fazla olacak ama artık idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Milan'ın savaşta bulunması çok ciddi problem. Yani Napoli zaten yanında Milan olmasa böyle bir işe kalkışamazdı da neyse hadi. Terbiyesizler. Bizim yanımızda da kimse kalmadığı için aynı zamanda böyle bir işe kalkışabiliyorlar. Mistisizm verebilirsin. Bir tık hızlanalım. Bir yandan da kontrolü elden kaçırmak istemiyorum. Osmanlı, bir dost olsaydık Osmanlı ya. Yazık yani, şurada kurduğumuz diplomasi ilişkiye yazık ya. Ben burada güçlü olursam senin batı sınırların, özellikle güney batı sınırların daha güvende olur. Senin bu bölgene kimse gelemez. İspanyoller, Portekizliler, Napoliler, bunlar gelemez. Ha, buraya ben bir şey diyemem. Burada da zaten başka bir gariban var. Onu da kendine sen koloni bile yaparsın hatta. Ama yakışmıyor yani.
Keşke bu sağlam müttefikliğimiz devam edebilseydi. 15 bin duka borç yapmış. Ben sana böyle bir ülke mi bıraktım ya? Hala borcu vardı Allah bilir bunu. Tonla. Nasıl ödeyecek zaten 14 bin borcu bir anda? Asker sayılarını kısmıyor falan. Peki. 15 duka. Ulan o masrafına baksana ya. 17 duka. Bu nedir ya? Sayın hocam. Limanlarımızı tamamen kapattılar. Şükürler olsun bir kere amirlere bir loyalty geldi. Peki. Bu şimdi donanmasıyla bunu yapıyor ya. Bir şeyler deneyecek burada muhtemelen. Yapay zeka. Ah yapay zeka. Sen var ya sen. Yani gemi de kaybettik. Asker indirmeyi deneyebilir. 16 gemi ne yapıyor? Yok. İyi. Asker falan yok orada. Bunları dikkatlice incelemek lazım böyle sürekli. Şunları getir bakayım. Böyle beklersek savaşı kazanırız. Günlerce bekleyelim böyle. Sorun yok. Şimdi Tremcen de bas gitsin. Yıllarca, günlerce bekleriz. Bir borç daha geldi. Bunlar tamir olmamış daha. Ya aslında burada development'ı en yüksek hangisi? Ha, bak burada da bırakabilirmişiz donanmayı. 7. Dahra 3. Ben ona en iyisi Dahra şeyi alayım. Buraya alayım. Burada daha hızlı tamir olur bu gemiler. Orada o kadar uğraşıyoruz. O bu ne? 29 tane gemi. Of. Of. Kaç tane gemi yok etti. Güzel. Aferin. Devam. Yani burada tamir et. Milan donanması gidiyor yine. Milan donanması diyorum ama bu Milan'ın aslında taşıma gemileri sadece. Milan'ın donanması daha büyük. Gemiler de var donanmasının içinde. Saygılar oyun. Şarkıyı değiştirelim abi, uykumuz geldi. Yeter be. Hah. Güzel. Bunları hemen tamir et. Ha, teknolojiye var. Şu Milan bir çıkaydı. Ah Milan ah. Yaktın bizi be. Yaktın. Şöyle bir bırakın kardeşim bir tüccarlık yapalım ya. Ne güzel Molten Blade'de yaptığımız gibi. Bu seride de bir yapmak istedik. Bırakmadılar ya. Başımıza iş. Of 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 of. Donanmayı gördünüz mü? Ben göremiyorum şahsen. Yok oldu galiba. Çok güzel be. Çok güzel be. O neydi öyle be? Terminatör müsün be mübarek? Evet, koca Milan donanması gitti. Geçmiş olsun. Şimdi daha rahatız. Bir de Napoli'nin şu taşıma gemilerini bir yok edebilsek. Ah. Ne rahatlayacağım var ya. Gel bakayım. Şunu bir yakalayabilsek. Of of of. Abi donanmaya bizim bir şeyler oldu. Önüne geleni yok ediyor şu an. Şurada bir tamir olsana zahmet. Güzel. 25 savaş skoru. Ah Milanlara. Şu taşıma gemilerini yok etsem Napoli'nin hemen kuşatmaya başlayacağım limanlarını. Burada galey yok değil mi? Var mıymış? Gel ya. Deneyelim bakalım. Çok güzel. Yok et yok et yok et. Bir tane mi? Cık. Bir tane için değmez abi. Hepsini yok etmen lazım. Devam. Güzel. 26 savaş skoru. Devam, devam, devam. Askeri gelenek 1 mi? Yapma ya. Ay ben böyle subaylara... Yandık. Şu anki durumlar fena değil. Ben böyle yaparsam şimdi bunlar... Donanma buradayken
işine gelmeye çalışır. Daha zararlı olur. 3 puan daha artacak savaş skorumuz. Milan bir çıksa ben bu anlaşmayı kabul ettiririm onlara. Sorun olmaz yani. Portekiz bize discount uygulamış. Sesimizi çıkarmıyoruz diye böyle var ya sataşıp duruyorsunuz ama ben size göstereceğim abi. Ben size göstereceğim. Az kaldı. Heh, gel buraya. Aferin. Tamam. Nereye gidiyor? Öbür tarafa gitti. Şu Milan'ın limanını bir kuşatmayı deneyelim bakalım. Hatta ha şuradan bir yetişebilir mi acaba? Diplomatik puanlar birikmiş yine. Buranın da artık o kadar çok bastık ki puanlarını. Buraya da basabilirmişiz aslında. Threat value'ya bakın ya. O neymiş öyle? Burada altın var. Altına çok basma isteğim yok. Yeterli. Şimdilik. Sonra gene basarız. Heh, şu donanmayı bir yok et abicim ya. Bir yok et rahat edelim. Oh be. Harbiden yok etti. Evet şimdi 6 tane Milan ve 7 tane Napoli diyor hala. Ben donanmasını bunların yok etmekten yoruldum. Bunlar hala gemi getiriyor buraya. Yalnız benim donanma harbi iyice büyüdü ha. Galey maley bunlardan da ele geçirdik şimdi bir sürü. Güzel. Gel gel getir daha bana gemi lazım. Aferin bak 2 tane daha taşıma gemisi verdi. Çok sağ ol. Ona bir de param vereceğim ben ya. İşim gücüm yok. Osmanlı! Kurtar bizi. Hristiyanlar bana Haçlı Seferi yapıp duruyor Osmanlı. Bir yardım etsene ya. Şuradan şeyler oluyor mu ha? Yardım et kardeşim ya. Bir yardım ya. Nasıl Müslümansın sen? Müslüman! Uyuma! He? Tamir olmadı mı hala? Bizim spy network yakalanmış. 30 duka gider mi var? Lan bu... Üf. Aha hükümdar öldü. Hayda. Bu ne şimdi ya? Aha. Çok üzüldüm abi bu olaya. Ya... Hadi ya şunu yapsaydık abi niye çok erken yaşlarda ölüyor bunlar? Anlamadım gitti. Ben de diyorum 40-50 sene buradayız. Öldü öbüründe de aynısı oldu. Burada da öyle oldu. Çok hızlı ölmeye başladı hükümdarlar ya. Oho kardeşim. Biz böyle ülke yönetemeyeceğiz ama. 32 mi? Ya şöyle madem 1-2-3 bir şeyler seç. Sayın kura çek. 32'de kim var şimdi? Hadi bakalım 32. Merakla bekliyoruz. Persia'yı geçiyoruz. Karakoyunlu'yu geçiyoruz. Oldenburg. Yaşıyor mu Oldenburg? Bir dakika öncelikle. Tamam yaşıyor. Ve yeniliyor mu? Abi bak yoruldum yoruldum. Harbi dilimde tüy bitti. Yeter be. Yeter be abi. Ya gözünü seveyim. Bir düzgün bir ülke ver bize. Bir insan gibi oynayalım ya. Nereye gitsek... İşkence. Ülke nerede? Ülkenin nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Topraklarım nerede benim? Ha, limanı kuşatmışlar ondan 25 savaş skoru. Doğal. Gerçi niye düşünmediysem onu. Askerim nerede benim peki? Ordum mu var mı? Var mı? Ordum varmış. İyi hadi bakalım. Ordusu olmayan bir devleti yönetmek istemem. Saygıdeğer dostum. Misyoner faaliyeti. Şimdi sizlerle ilgileneceğim ama bir saniye bir durun önce. Bir durun abi yine başımıza iş aldık. Bu ne? Defansif fikir almış. Influence almış. Roma İmparatoru seçilir miyiz? Şaka maka seçilirmişiz. Ya burada zaten ben şimdi bu devletle ne yapacağım? Hepsi benim dostum. Bu benim dostum. Bu da dostum.
Bu dostum değil ama buna da zaten dalamayız gibi. 6K askerle bak kuşatma kaldırdık. Şuraya bak, Brunswick. Ya Brunswick. Ben de olmasam siz ne yapacaksınız? İsviçre bizim rakibimiz miymiş? İyi, saldırın aslanlarım. Bu İsviçre benim başıma bela olmuştu. İyi oldu. 50K askerle oradan buradan geldi, işgal etti şehirlerimi. Terbiyesiz. Ordularınızı getirin abi. 6K gibi devasa bir ordumla İsviçre şehirlerini kuşatmak isterim. Bana destek verin. 800 dukada para var. Ülke zengin. Ya bırakalım bu şeyde mesela development basalım abi sürekli. Bas arkadaş, bas. Böyle gidelim ya. İyi olmaz mı? Basabildiğimiz kadar basalım. Hiç uğraşmayın. Ne savaşa gerek var ya, savaş mavaş. Bırakın bu işleri. Boş işler savaş gibi şeyler. Getir bakayım. Getirme vazgeçtim. Gel. Çok güzel. Sizi bu tarafa aldım. Ama bana bir asker yardımı lazım. Ben burayı nasıl kuşatacağım abi? Ordum yok. Yeterli sayıda. Limitlerimiz kaç bizim? 10.000 asker basabiliriz herhalde. Ver bakayım. Nasıl bizim birimler? 5-1. Tamam. Devam. 74 savaş skorumuz var. Bu adam nereye genişlemiş böyle? İsveç böyle. Rusya, Great Horde, Delhi, Deccan mı? Aha. Bahmanis Deccan'ı kurmuş Osmanlı ile savaşta. Sen ne yaptın canım kardeşim? O benim taktiğimi uygulayabilmeye devam edeceğim mi acaba? Umarım başarırsın da o savaşı kazan ve toprakları al. Sana vasiyetimdir. Seni yenilirken görmek istemiyorum artık. Saygıdeğer dostum. Hazır olan askerleri hemen savaşa gönderelim. Bir insan da demedi ki şuraya bir destek verelim, değil mi? Yok. Maalesef. Askeri teknolojimiz gelmiş gerçi ama olsun. Defansifi bitirelim madem. Biz bir de cumhuriyetmişiz. Derhal askerli... Ne oldu? Al işte. Gene İsviçre. Bak ya. Hadsiz. Terbiyesiz. Yok mu bizim bir dostumuz? Şunu bir yok edin ya. Terbiyesizler. Ha. İyi ki yenildi. Güzel. Geri çekilebiliriz. Ordu masraflarımızı bir kısalım. Devam. 1700 yılına geldik. 1.30 sürümü gelene kadar bu seriyi devam ettirmek istiyordum. 1.30'da tabii bu olaylar falan, virüs dalgası falan derken çalışma sistemlerini etkilediği için daha da geç gelecek gibi görünüyor. Aa, bilmiyorum, bir tane daha sezon mu yapsak acaba? Para, oğlum ben zaten zenginim, bana daha ne para veriyorsun, sağ olasın. Aa, büyük devlet. 1.30'a kadar bu seri diyordum. İkinci sezonu da bence yapmayalım şimdi. Ya belki yeni bir seri yaparız. Sıfırdan başlayıp işte sonuna kadar falan, ne kadar gidersek gittiğimiz. Ve 1.30'da da muhakkak bunun yeni serisini göreceğiz, ikinci sezonunu. Umarım yine keyifli bir seri olur. Bu serilerde neler yaşadık ya. Oradan oraya, oradan oraya sürüklendik durduk. Heh, geldik yine Avrupa'ya. Başka ne diyelim? Teknolojiler falan var. Savaş yorgunluğumuz yüksek. O kendi düşsün ya. Ellemeyelim. Zaten isyan riski falan yok ülkede. 8 prestij mi? Çok nadir gelen tarzda event. 8 prestij. Niye 5 değil? Niye 10 değil? Değil mi? Başka ne diyelim? Efendim, sizin uyguladığınız bu kararlardan dolayı 8 prestijiniz gitti. Ne? 8 prestijim nereye gider? Çabuk geri getirin onu bana! Diye kavga eden bir cumhurbaşkanı. Gerçi yönetim biçimimizden kaynaklanıyor bu. Bak, söylerken aklıma geldi. Şimdi siz bize ne vereceksiniz? Askeri ver ya. Yeter abicim ya. Yorulduk ya. Bize askeri danışman verin.
Başka ticaret ver. Lokal defansı aldık. İnsan gücü limitlerimizi doldurmuşuz gerçi. Enflasyon var mı? Enflasyon aldık ama yokmuş. Ne işi olur bu devlette enflasyonun? Kendi halinde takılan bir devlet ya. Burada enflasyon mu görür bu ya? 2.18 duka gider. Peki. Başka ne diyelim? Benim topraklarımı genişletmem lazım ki askerlerimi arttırayım ama kime saldıracağız? Netherlands'a saldırsak yanımıza kimse gelmez değil mi? Polonya. Polonya, Prusya yazık. Litvanya yeniden şahlanmış. Saksonya'da gelmem diyor. Yok abi, biz burada genişleme politikası uygulayamayız. Ben size söyleyeyim. Burada önce development kasarız. Biz oturduğumuz yerde bir tol oynarız burada. Güzel güzel. Ticaret yapamıyoruz. Bilmem ne yapamıyoruz. Gemi var mı? Gönder. Bir de şurada var iki tane. Aa, bunu da gönder. Evet. 200 admin, 200 alırız. Bedava puan geldi abi. Ama ticaret danışmanının gitmesi kötü oldu. Yani yenisi gelmeyince tabi. Yenisi gelseydi sorun olmazdı da. Şunu tamamla. Başka. Kov diyeceğim ama paralar boşa gidecek. Şimdi vermez o bize. Ticaret, tüccardan. Verdi. Bak, bilerek ters konuşuyorum, çıkıyor. Lan ne oldu buraya? Lan oğlum, 2 dakika ülkeyi bıraktım. Ne hale geldi ya? Yapay zeka bu ne? Portekiz savaş açmış. Ağzını yüzünü kırmış. Bu savaşı da koruyamamış tabii. Portekiz çok güçlü, efsanevi bir ülke olduğu için saygıdeğer Portekizliler. Gelmiş ağzını burnunu kırmış. Şu an 65 bin askeri var bu şeyin, kolonisinin. 110 bin de kendisinde var. Peki. Devam ediyoruz. Evet. Bakın. Ülkenin başından ayrılmam nelere mal oldu. İşte beni sürekli seçmeniz lazım. Morokkolular. Ben olmazsam siz yok olursunuz. İşte böyle. Bak. 2 dakika ülkeden ayrıldım. Süre tutalım. Belki 2 dakikadan fazladır. Yalan söylemiş olmayayım. 10 dakika olabilir. Ama sonuç olarak değişmiyor. Ülkenin başından ayrıldığım gibi öldünüz hemen. Geçmiş olsun. Öyle bir devlet. Düşünün yani, ne badireler atlatıyoruz. Böyle zorlu ülkelerle yaşam savaşı vermeye çalışıyoruz. Harbiden yorulduk artık ya. Şey yapayım. Yeni bir dizi çalışmamız yok. 1.30 sürümüne kadar yeni dizi yapmayacağız. Biraz dinlenmek gerekiyor. Bu rolü çok yaşadık. Bu rolün etkisini üzerine atmam lazım. Yeni rollere gireceğiz. Yani onun için şey yapmamız lazım falan da. Evet. Ne güzel bak, bastım sonra. Hadi son hızda oynayalım abi. Buyur abicim, son hızda oynuyoruz. Bak ne güzel işte. Hah, yardır. 20 yıl geçsin şimdi, hadi bakalım. Bir bölümde. Al. Al tüccü, al al al. Senin olsun. Ayıp ediyorsun. Bende para var zaten. Arada bana yardım atarsan ben sana hep atarım o ticareti. Önemli değil. Güle güle kullan. Saygılar dostum. Bu ne? Oh. Oh. İstikrar. Ver. Oh. Oh. Sağ olsun Polonya. Peki benim az önce de şeydi. Bana Polonya yine mi yardım? Bana kim yardım ediyordu o zaman? Benim para yine bu civarlardaydı, eksi gider. Adam 5 duka para veriyor, yine aynı. Bir de benim neyim var ki sen bana bu kadar para veriyorsun? Ben oğlum elektör değilim, bir şey değilim. Ay, benim de zoruma gitmeye başladı şimdi.
Bana niye bu kadar para veriyorsun? Verme kardeşim ya. Bunu bir seviyede atlatabiliriz. Bu şeyden mi gidiyor ya? Dip ne? Lan ben buna hiç bakmadım ya. 1 puan falan diyorum. Şunlara falan hiç hesap yapmıyorum. Terbiyesiz. Bu ne ya? Bir sürü devlet. Avusturya ile dostu şeyi boz. Geçişi boz. Dur bir. Bunlarla şimdi tek tek ilgileneceğiz. Bekle. Avusturya dedi. Rusya mı? Yuh artık. Başka? İsveç. Bunda boz. Aferin. Başka Nürnberg. Nürnberg'i nasıl bulacağız? Hadi bakalım. Nürnberg. Al. Şurada bir yerdeydi sanki Nürnberg. Şurada bir yer. Evet şu. Güzel. Başka bir şeye gerek yok herhalde. Aferin. Efendim bir bölüm daha sonuna geliyoruz böylece. Kaldığımız yerden yine devam ederiz. Güzel. Kaldığımız yerden yine devam ederiz. Teknolojileri falan bastık değil mi? Ver abi diplomatik puanları buraya. Ver admini de. Yağacağım buraya var ya. Ne var ne yok her şeyi yapacağım buraya. Yap. Üret. Geliştir. Burada abicim. Burada tüccarlık yapacağız şimdi biz. Basacağız paraları puanları. Tek şehir. Yükseleceğiz burada. Hadi bakalım. 20k ordu yapacağız burada. Hedefimiz bu olsun. Abi bir dakika. Kafa gitti benim. Ya biz cumhuriyetle oynuyoruz. Ülkeyi değiştirmemiz lazımdı. Kaç defa değiştirmedik.